Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Hazırlayacağım videolarda sizlerle beraber kurye nakışı ve brezilya nakışı teknikleri çalışmak istiyorum. Amacım sizlere sadece bir tekniği gösterip geçmek değil, her videoda bir desen üzerinde çalışacağız ve sonuçta sizin kullanabileceğiniz bir ürün ortaya çıkaracağız beraberce. İlk video için seçtiğim böyle bir çantam var. Çantada kullandığım kumaş fay keten. 1 metre uzunluğunda 50 santim eninde kumaşımızı kesip hazırlıyoruz. Çantanın astar kısmı da yine kendi kumaşından oluşuyor. Aynı parçayı astar içinde hazırlıyoruz. Desenimizi kumaşın enine yerleştirip çalıştıktan sonra çanta saplarına geçirip böyle pineler oluşturduğumuzda desenimiz şu ağız kısmında görünecek. Çok şık bir çantamız oluşacak. Önce desenimizi çizerek çalışmamıza başlayabiliriz. Desenimizi kumaşa çizip kasnağımıza geçirdik. Şimdi nakışımızı işlemeye başlayabiliriz. Önce dalları çalışarak başlayabiliriz. Dallarda çalışacağımız teknik burgu zincir tekniği. Başlangıç noktamızdan çıkıyoruz. Dallarda ipi iki kat olarak kullanıyorum. İlk çıktığımız noktanın hafif solundan ve bir tık yukarısından tekrar batıp zincirimizin uzunluğu kadar bir noktadan iğnemizi çıkartıyoruz. İğnemizin normal zincir tekniğinde olduğu gibi altından değil üstünden çapraz olarak ipimizi geçirip çekiyoruz. İkinci zincirimizi yaparken ilk yaptığımız zincirin sol kenarından zincir boyunun yarısından dışından batıp tekrar bir zincir uzunluğundan iğnemizi çıkarıp yine iğnenin üzerinden çapraz şekilde ipi geçirip çekiyoruz. Yine bir önceki zincirin yanından dış kenarından batıp zincir uzunluğundan çıkarıp iğnemizi çapraz şekilde ipi geçirip çekiyoruz. Bu şekilde dallarımızın tamamını çalışacağız. Dallarımızı çalışmaya ufak bir ara verip çiçeklerimizin yapraklarıyla devam edelim. Çiçeklerimizin yapraklarında ilk olarak kullanacağımız ipimiz 152 numara. Yaprağın üst sivri noktasından iğnemizi batırıp ipimizi çıkartıyoruz. Yaprağın yaklaşık olarak orta yarısından batıp ilk iğnemizi oluşturmuş oluyoruz. Bundan sonra her seferinde bir sağından bir solundan batarak yavaş yavaş aşağıya doğru ineceğiz. Çizgiye dikkat ederek önce sağından batıyorum. İlk batışın altından aynı hizadan tekrar batıyorum. Daha sonra diğer kenarından. Dallarımızı burgu zincir tekniğiyle çalıştık. Çiçeğimizi de oluşturduk. Şimdi çiçeğimizin her bir yaprağının sağ kenarına şu görmüş olduğunuz rokokoları yerleştireceğiz. Yaprağın üst kısmından ipimizi çıkartıyoruz. Rokokomuzun bitiş noktası da yaprağın alt kısmı. Buradan iğnemizi batıp ilk noktadan ipimizi çıkardığımız ilk noktadan iğnemizi çıkartıyoruz. İğneyi kumaştan çıkartmıyoruz. Bu ipi alıp iğnenin etrafında saat yönünde rokokolarımızı sarıyoruz. Şu mesafeyi kapsayacak kadar rokoko sarmamız gerekiyor. 3 44 45 46 tane sardım ben. Sol elimle ipimi tutarken sağ elimle de iğnemi çekiyorum. İpimi tutup sarmış olduğum rokokoları iğneyle ip üzerinde düzgünce yerleşmesini sağlıyorum. Parmaklarımı da sıkıştırıyorum. Şu şekilde devam ediyorum.
yaprağın yapacağımız rokokonun şekline verip parmağımızla tutup ipimizi güzelce çekerek sıkıştırıyoruz, şeklini vermiş oluyoruz. İğnemizi yine bu bitiş noktasından batarak rokokomuzu tamamlamış olduk. Şimdi biz bunu çanta olarak kullanacağız ve sürekli elimiz değip bunun hareket etmesi mümkün. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ama isterseniz şu kenardan aynı kendi ipiyle belli olmayacak şekilde tutturarak sabitleriz. Böylece deforme olmasını engellemiş oluruz. Son yaprağımıza da aynı işlemi uygulayalım. Bu çiçeğin göbek noktasını, orta noktasını yapacağız. Bunun için açık renk ipimizi alıyoruz. Burada da yine rokoko tekniğini kullanacağız. Ortadaki dairenin bir kenarından baktım. Bunu tam bir yarım daire şeklinde rokoko oluşturacağım. Karşı noktasından batıyorum. Tekrar ipimin ilk çıktığı noktadan iğnemi çıkartıyorum. Yine iğnemi etrafında ipimi sarıyorum. Altı tane yeterli. Yine iğnemi çektim. Rokokoları ipin üzerinde düzeltip parmağımla şekillendiriyorum. İki parmağımla tutarak bu şekilde bir yarım daire oluşturmuş olduk. İkinci rokokomuzu ilk yaptığımız bu yarım dairenin orta noktasından, yarısından iğnemi çıkarttım. Yine karşı noktasından, yani ilk başladığımız noktaya yakın bir yerden batıyorum. Son yaptığım rokokonun yine yarısından iğnemi çıkartıyorum. Şimdi buradaki nokta önemli. İlk yaptığımız rokokonun arkasından şu noktadan iğnemi batacağım ve yine bu ipin çıktığı noktadan iğnemi çıkartacağım. Şimdi şuradaki küçük rokoko çiçeklerimizi yapacağız. İpliğimizi çıkarttık. Çok kısa bir mesafeden batıp tekrar ipi ilk çıkardığımız noktadan iğneyi çıkartıyoruz. Bir milim bile değil mesafemiz. İğneyi yine kumaştan çıkarmadan ipimizi iğne etrafında doluyoruz. İki defa sardım. İğnemi çekiyorum. İplerimin açılmamasına dikkat ederek iğnemi çektim. İp üzerinde rokokolarımı iğnemle şöyle düzeltiyorum. İki parmağımla tutarak sıkıştırıyorum ve şeklini veriyorum. Bu şekilde bir çiçeğin yaprağını oluşturmuş oluyoruz. Baş parmağımla tutup bu ipi çekerek de tamamen sıkılaştırmış oluyorum. Aynı noktadan ipimi batıyorum. Birinci yaprağımızı oluşturmuş olduk. Hemen yanından tekrar batıp ikinci yaprağımı oluşturacağım.
Arka sırası için koyu renk ipimi taktım. Çiçeğin yaprağını biraz kaldırıp arkasından ipimi çıkarttım. Şu şekilde. Şimdi bu iki yaprağın şu ara kısmını öncelikle düşünelim. Şöyle çekiyorum, bunları görünüyor. Yine çok kısa bir mesafe. 1 milimden 1 milim kadar, belki daha bile az iğnemi çıkarttım. Bunlar da 32 sarmıştım. Şimdi 36 saracağım. Yaprağın biraz daha büyük olmasını istiyorum. Ve 36 tane sarıp yine iğnemi düzgünce çekiyorum. Rokokolarımı ipin üzerinde iğneyle düzelterek yerleştiriyorum. İki parmağımla tutarak şeklini oluşturuyorum. Yine parmağımla bastırarak bu ipi çekip, bakın şu şekilde yaprağımızı oluşturduk. Aynı noktadan dibinden batıp sabitliyoruz. Aynı iple çiçeğimizin tohumunu da yapabiliriz. Üstü açık renk kullandık. Koyu renk ipimle devam ediyorum. İpimi tuttum. İğnemin etrafında 2 kere veya daha dolgun olması için 3 kere dolayıp aynı noktadan batıyorum. Şu ipi elimden bırakmıyorum. Bunu arkadan iğnemi çekerken şöyle bunu hafifçe sıkıştırıyorum ki tohum düzgün oluşsun. Çektim. Gördüğünüz gibi ortasında güzel tatlı bir tohumumuz oluştu. Böylece çiçeğimizi tamamlamış oluyoruz. Ben nakışın geri kalan kısmını da tamamladım. Sadece burada üstte çiçeklerimizi açık renk, arkadakileri koyu renk yapmıştık. Bu tarafta ise tam zıttını uyguladık. Burada tekrar aynı işlemi uygulayarak nakışın geri kalan kısmını da tamamladık. Çantamızı nasıl dikeceğiz? Önce nakışımızın olduğu parçayı yerleştiriyoruz. Üzerine diğer parçamızı yerleştirip dört kenarından makineyle dikiş çekeceğiz. Küçük bir kısmı açık bırakıp oradan nakışımızı ters çevirmiş olacağız. Evet, başlangıçta iki parça kumaş hazırlamıştık. 50 cm eninde, 1 metre uzunluğunda. Bir tanesine nakışımızı işledik. Diğeriyle iki kumaşı birleştirdik. Makinede dört tarafını çektik. Üzerinden de bir üst dikiş geçerek temiz bir hale getirdik. Şimdi de dikişine geçeceğiz. Çanta saplarını dikeceğiz. Kumaşımızı şu şekilde ikiye, boyundan ikiye katlıyoruz. Çanta sapımızı alıp kumaşı içinden geçiriyoruz. Ben şöyle kumaşın orta noktasını buldum. Burada kumaşı yaklaşık olarak bir 17-18 cm civarında tutarsanız yeterli olacaktır. Önce şu orta kısma bir pile oluşturacağız. Daha sonra yanlarından iki tane daha eşit aralıklarla pile yaparak elimizi de bu pilelerden tutturacağız. Kumaşımız kat kat olduğu için şimdi bayağı burada zorlanabiliriz. Şöyle ortada bir tanesi sağ tarafa, bir tanesi sol tarafa bakan pile oluşturuyorum. Çıkartarak da daha rahat çalışabiliriz şimdi. Pileleri şöyle uzatabiliriz. Sapımızı geçirdik.
şuralardan da tutturalım ki dikerken mesafede bir bozukluk olmasın. Şimdi burada kalın bir iğne kullanmanız faydalı olacaktır. İlk önce bu kumaşı kaldırıp şuradan iğnemi çıkartıyorum. Kumaş kat kat olduğu için biraz dikmek zor olacak. Sapa yakın bir yerden, iyice sapın dibinden bunu arka tarafına batırıyorum. Bir kez de ön tarafa geçiriyorum. Pileyi alamadık. Şöyle. Kumaşla aynı renk ip bulmanız burada önemli. Bir kere geçirdikten sonra kafidir. Yine düğümü gizli kalması için şu iç kısmı alacağım. Burada bir düğüm atacağım. İlk pilemi dikmiş olacağım. Her bir pileye aynı işlemi uygulayacağım. Aynı şeyi tabi arkada desenin olduğu kısımda da, nakışımız işlediğimiz kısımda da diğer sap için uygulayacağız. Her bir pileyi tek tek gösterdiğim şekilde diktik. Sonrasında çantanın rahat açılmasını sağlayacak kadar bir pay bırakıp şu kısmı üstten dikişle, bir makine dikişiyle tutturduğumuzda çantamız artık kullanıma hazır. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.